Kardeşim bizim maaşımız sere serpe ortadadır. Onu söylemiyorum. Lütfen anlamaya çalışınız beni. Dinleyiniz. Eminim anlayacaksınız. Ben diyorum ki Merkezi İhale Komisyonu üyelerine iş kalmadı sizin yüzünüzden. Çünkü yasayı yürürlükten kaldırdınız deyim yerindeyse. Yasayı kullanırmış gibi yaptığınızda da komisyonun kararına hacet kalmıyor. Çünkü hazırladığınız şartnameler kötü olduğu için, art niyetli olduğu için rekabet kurulu mesai yapıyor. Kamu ihale yasasına bağlı olarak çalışması gereken Merkezi İhale Komisyonu iş yapamıyor diyorum. Sen kötü iş yapıyor demiyorum. Ben de size şunu söylüyorum. Bunu anlamanız açık lazım. Açık ve şeffaflıkla ha, böyle bir şartname gelin. Konusunda spesifik bir şartnamede bir şey hissettiyseniz o şartnameyi alalım, sizi de çağıralım, ha, karşılıklı tamam. olarak maddelerinin üzerinden geçelim. Eğer bir şekilde bir sıkıntı varsa bazı maddelerinde de onları da hem konuşmaya hem de gerekirse düzeltmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istedim burada. Bak, açık, bak, şeffaf, izlenebilir bak. Bir ihale süreci. Daha ne diyeyim Kuşa Ali? Bir şey demeyin işte. Kamu ihale yasasını uygulayın. Zaten bu söylediklerinizi orada yapıyorlar. Kamu ihale yasası bu söyledikleriniz olsun diyedir. Siz kamu ihale yasasını yürürlükten kalkmış gibi hareket ederseniz şeffaflık, açıklık, izlenebilirlik güzel laflar etti Özdemir Bey. Optimal fiyatın yakalanması vesaire mümkün olmaz efendim. Mümkün olmaz. Nere elinizi attıysanız çuvalladınız bunu göreceksiniz. Ben vergi yasasından bahsetmedim. Orada bizi dinleseydiniz en baştan redci tavırlarla hareket etmeseydiniz ne kapışan olurdu ne sizin yasa gücünde kararname çıkarmanıza gerek kalırdı ne mahkemeye giderdi sendikalar otururdunuz kapışırdınız anlaşırdınız geleceğiniz nokta bugün geldiğiniz nokta olurdu. Biz bunu söyledik. Biz bunu söyledik. Tamam yani soru işaretlerinizden sizi baş başa bırakacağım. Yalnız yalnız benden istediğiniz düzenlemenin rasyonel, akılcı ve vicdani bir düzenleme olduğunu fakat uzlaşı mantığıyla çok yakına şekilde tamam canım. Ama kendimi tamam. Nereden rahatsız ettiğimi de burada açıkça ifade ettiğim husus dışında çok yakın bir noktaya ulaştığımız Özdemir Bey tamamdır. Vicdansız bir noktadan başladınız. Bizi dinleseydiniz. Geleceğiniz vicdani noktaya. Bizi dinleseydiniz geldiğiniz vicdani noktaya geleceydiniz yani zaten. O buradan bağırdığınız şimdi, işçi memuru koruyacak ama kendimizi daha az koruyacak bir noktaydı. O vicdani nokta dediğim nokta. Bir kez daha bunu vurgulamak istedim. Şimdi bu konuyu artık aşmayın. Özdemir Bey, hararetim sizi rahatsız ediyorsa yok, yasalara uygun görev yapınız. Bu bir. Not aldım söylediklerinizi. Hararetli, aşağılayıcı, itham edici. Haşa aşağılamak gibi bir niyetim yoktu. Eğer öyle bir tat bıraktıysa sizde, eğer öyle bir tat bıraktıysa sizde özür dilerim. Aşağılamak haddime değil. Ama evet itham ediyorum. Ya çalıyorsunuz ya çaldırıyorsunuz. Kamu ihale yasası uygulanmayacaksa bu ülkede buna karar verenler ya çalıyordur ya çaldırıyor. Siz niye spot alımı evet. yaptınız kendi döneminizde? Oraya geleceğim. Şimdi neden oraya ihaleye çıkmadın da spot alımı yaptın? Ha, şimdi oraya geleceğim. Bak büyük laf et nasıl düzeltiyorum. Büyük lokmaya büyük laf etme der büyüklerimiz. Çok doğru. Senin için de geçerlidir. Sen açacaksın. Senin için de geçerlidir. Bak kardeşim dinleyeceksin. Ben dinliyorum. Şimdi iş öğreteceğim sana şu anda. Yok ben öğretirim. Bak, ben öğretirim. Bak, sen yoktur. Merkezi İhale Komisyonu'nun Miray Bey müsaade edin lütfen. Sen Merkezi İhale Komisyonu'nun görev yaptığı bakanlıktaki en üst amirsin. Gideceksin. Arşivini açacaksın. 2016 Eylül ayından itibaren görev başındaki hükümetin Tarım Bakanlığı'nın Bakanlar Kurulu'ndan nasıl bir yetki aldığına bakacaksın. Ondan sonra spot alımlarla ilgili nasıl bir yöntem uyguladığını göreceksin. Hoşuna giderse aynısını yapacaksın. O zaman Erkut Şahali isimli muhalefet milletvekili buradan gelip ya çalan ya çaldırın demeyecek sana. Çünkü Özdemir Beyciğim biz zamanında yaptığımız spot alımları sadece yasada belirtilen sürelere uymamak kaydıyla yaptık. Çünkü niyetimiz spot alım yapmaktı. Ancak teklifler Merkezi İhale Komisyonu kapısında bulunan ihale kutusuna atıldıydı.
bekleme süreleri aşağıya çekildiydi. Kararı da o bakanlığınızda dolgun maaşla görev yapan ihale komisyonu üyeleri verdiydi. İki dudak arası bakan kararı değildi ya bizim kararlarımız. Bak kardeşim. Maaş meselesi. Bak kardeşim, dinleyeceksin beni. Ben spot sonra alım yapan bir kararın yapma altına imza attım. Ama Merkezi İhale Komisyonu'nun yetkilerini ortadan kaldırmadım. Yasada belirtilen süreleri görmezden gelinecek şartnameler hazırladım. Ve amacım gerçekten o spot malı alabilmiş olmaktı. O malı alabilmiş olmaktı. Ama onu bana kimin satacağının kararını Merkezi İhale Komisyonu verdi. Anladın? Ben kendimi bu siyasi riskin altına bir siyasetçi olarak sokmadım. Çünkü soksaydım sen o gün kakacaktın ve diyecektin ki usulsüz ihale yaptın Erkut Bey. Dedin mi? Diyebildin mi? Bak görevindir, borcumdur. Bana ve kamuoyuna. Gideceksin 2018'den 2019 Mayıs'a kadar Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yapılan ispot alımları bircik bircik Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu'na inceleteceksin. Eğer bir arıza varsa getireceksin bu kürsüden, önce halka duyuracaksın, sonra önüme koyacaksın. Ben vebali neyse hemen şimdi ödemeye hazırım. Anladın? Yok senin gibi ihale komisyonunu bertaraf edeceksin, ihale yasasını görmezden geleceksin, usulsüz bir ihaleyi düzenlermiş gibi bir düzen alacaksın Toprak Ürünleri Kurumu'nda, sonra ihaleye teklif atmayan katılımcılar, ihaleye teklif atmayan bir şirketten de alım kararı vereceksin. Ve bu şeffaf olacak. Ve bu izlenebilir olacak. Ve ben de sana güveneceğim. Öyle mi? Kusura bakma, karşımda saf yoktur. Saf yoktur. Onun için Maliye Bakanı olarak kendi arşivinde bulunan evraklarla ilgili konuşacaksan önce açacaksın, okuyacaksın. Ben senin siyasi rakibinim ya. Ben seni itham ediyorum, evet. Haşa aşağılamak. Özür dilerim tekrar tekrar eğer öyle bir intiba bıraktıysam sende. Ama itham ediyorum. Ya çalıyorsunuz ihalesiz alımlarınızla, ya çalınmasına göz yumuyorsunuz. Bu kadar nettir. Karşılığını ver bana lütfen Mislina. Benim kamu ihale yasası kuralları haricinde yapmış olduğum alımlar o dönemde Türk parasından meydana gelen... Yani kamu ihale yasası haricinde yaptığın alım olduğunu kabul ediyorsun kendi sözlerinde. Tutanaklar da var. Ya ben sakladığım bir şeyi söylemiyorum. Rahat ol. Sen beni bir şeyi söylemek zorunda falan da bırakmıyorsun. Ben sana bu konuda bir şey yapacaksan şeffaflık dedin ya, izlenebilirlik dedin ya, onun nasıl sağlanacağını anlatıyorum. Çünkü amaç gerçekten ispot alımdır. Eğer niyetin ispot alım değil de adrese teslim para havalesiyse senin yaptığın gibi yapan. Amacın ispot alımsa, yani ihale süresini kısaltarak zor zamanda hızla mala erişimse niyetin, o zaman Merkezi İhale Komisyonu'nun yetkilerine müdahale etmeksizin ihale süreleri üzerinden bir operasyon yürüdüm. Anlatabildim? Anlatamadıysam bunu yazılı da veririm sana. Ama arşivinde yürüttüğümüz işlem vardır. Ve ona göre bakınız lütfen. Şimdi son olarak şunu söylemem gerekiyor. Sosyal konutla ilgili dedi ya Özdemir Bey, ne yasasından bahseden? Ne yasasından, ne yasasından? Kardeşim, yasa değişikliği yolladınız buraya. Buna bağlı bakanlar kurulu kararı aldınız. Ve dediniz ki sosyal konut yapımında kamu ihale yasası kurallarına bakılmaksızın işlem yapılacak. Ya nasıl? Adrese teslim. Sipariş usulü. Aldığınız bakanlar kurulu kararı önündedir. Kim verdi bunun şeyini? Değişikliği. Sen vermişsin. Gelecek buraya konuşacak diyor. Ha. Ben size yani şunu söylüyorum. Bakınız. Bakınız. Kamu ihale yasasında yapılması gereken değişiklik vardır, evet. Türk parası üstünden keşiflerle yapım işleri ihalelerini sonuçlandırmanın imkanı yoktur. Türk parasının sürekli değer kaybettiği bu ortamda. Bunu getirin değiştirelim ya. Sizin maksadınız o. Şimdi siz kendinizi Türk parasına ihanet eder durumda hissettiğiniz için akıl dışı gerekçelerle Türk parasından meydana gelen erozyon nedeniyle yaşadığınız güçlüğü şeffaflıktan, izlenebilirlikten uzaklaşarak aşmaya çalışıyorsunuz. Biz de diyoruz ki siciliniz kabarık, size güvenmiyoruz.
sizin zaten güvenseniz yaşarız. Bize güvenmeyin siz zaten. Biz de size güvenmiyoruz. Bize güvenmeyin, yasalara güvenin. Siyasetin gereğinde bu var. Kardeşim. Siyasetin gereğinde. Kardeşim biz de size güvenmeyeceğiz. Yahu. Takdirde kamuoyu vereceksin. Hayır efendim, yoktur öyle dava. Yasaya uyacaksın, takdiri ona göre verecek kamuoyu. Yasaya uyuyoruz. Hem yasaya uymayacaksın. En az senin kadar biz de uyuyoruz yasaya. En az senin kadar. Özdemir Bey. Az önce dedin ki şartnamelerinizde sorun varsa gel beraber yapalım. Beraber yapalım değil mi? Tamam. Hataları görelim. Ha, hataları görelim. Benim ama buradan benim katkıma kötü yazıyorsunuz. Neresi kötü? Rekabet Kurulu kararlarına bak. Ya bir sürü Rekabet Kurulu kararlarına bak. Hepsi Resmi Gazete'de yayınlandı. Bir sürü hususta usulden tutta her türlü hususta kararlar veriyorlar, versinler mi? Kardeşim. Verdikleri her karar bizim için düzeltici bir fayda. Düzeltmiyorsunuz be arkadaş, ben de onu söylüyorum. Düzeltseydin aynı ihale 10 defa bozulmazdı merkezi ihale komisyonu kararı. Olmadan rekabet kurulunda. Rekabet kurulu helak oldu sizin kararlarınızı bozmaktan, helak oldu. O senin görüşün. Nasıl benim görüşüm? Resmi gazeteyi okuyan herkes görür be arkadaş. Gizli değil rekabet kurulu kararları. Siz resmi gazeteyi okumadığınız için farkında değilsiniz. Açtığınız hiçbir ihaleyi sonuçlandıramıyorsunuz. O nedenle kamu ihale yasasının dışına çıkarak adrese teslim iş yapmaya heves ediyorsunuz. Her konuda tam da bunu söylüyorum. Yoktur öyle bir şey ya. Allah Allah. Allah Allah. Ya sana ben maddi gerekçeyle konuşuyorum. İspatlı konuşuyorum. Uydurmuyorum. Resmi gazete diyorum. Devletin resmi makamlarının kararları diyorum. Sen neye dayanarak yoktur diyorsun yahu? Ya koy senin makamın yanına bir iskemle daha geleyim oturayım beraber işleyelim. Anladırım ben sana bunları. Çünkü senin sorunun senin ya. Sorunun sen sadece ne zaman gelmek istedin de ben sana gelmedim. Ama benim görevim az önce ettiğim yemini yani söyledim sana. Yönetme sorumluluğu sende değil. Soyun ama içerisinde herhangi bir somut nesne olmayan hususları somutlaştır bakalım. Haklıysan ben çıkar bu gün sen haklısın derim. Arzu ederseniz bildiğim kadarıyla kolej mezunusunuz. Bir daha İngilizce ifade edeyim kendimi. İstersen Fransızca, istersen Rusça. Fransızca da yapabilirim bunu. Rusça yapamam. Nasıl istersen yap. Nasıl soyut? Bundan daha somut nasıl konuşulabilir? Arkadaşlar yardımcı olun bana lütfen. Madem lütfettiniz ve dinleme nezaketini gösteriyorsunuz. Resmi gazete kararlarından bahsediyorum. Rekabet kurulunun bozduğu ihalelerinizden. Sizin aldığınız yasa gücünde kararnamelerden bahsediyorum. Hani kamu mesela dedin ki sosyal konut için. Yasa kamu ihale yanlış bilgi aldın. Nereden aldın? Anlamadık. Aklımızı da karıştırdık. Onu yere sorduk yani. Böyle bir şey mi vardı da biz bulduk. Bu yolun içinde diye. Yok öyle. Özdemir Bey. Yok öyle. Özdemir Bey sözün tükendiği noktaya getirdiniz beni. Sağolunuz. Kamu ihale yasasının uygulanmamasına ilişkin yasa gücünde kararname almaktan, yasa çıkarmaktan helak olmuş bir kabinenin bir üyesisiniz ya. Bu soyut bir şey midir? Kamu ihale yasasına uygun ihale niyetiyle yürüttüğünüz ihalelerin %90'ı rekabet kurulundan geri dönüyor. Geri dönüyor. Uygun bulunmuyor. İtiraz edenler haklı bulunduğu için o ihaleler iptal ediliyor. Bunlar resmi gazetede yayınlanıyor. Ben ondan haberdar oluyorum. Benim devletin içinde ajanlarım yoktur. Bu soyut bir şey midir Allah aşkına? Siz Tİ izinlerini dağıtırken 3 ortak birbirinizi yediniz. Şimdi bizi kandırmaya uğraşırsınız iptal ettik diye. ZED izinlerinde aynı şekilde. İhalesiz yaptığınız alımlarda kamuya uğrattığınız zararlar Sayıştay tarafından tespit edilmiş. Bizim tarafından zaten tespit edilmişti. Siz mahkeme beyanıyla bu zararın bilinenden kat be kat yukarıda olduğunu ifade ettiniz. Bunlar soyut mudur Allah aşkına? Bunlar soyut değildir. Bunlar somut gerekçelerdir. Benim konuşmamın altyapısıdır. Onun için lütfen dinleyiniz. Ve anlayınız ki size güvenebilmemiz için en küçük bir somut gerekçe yoktur. O yüzden yasaları uygulayınız. Uygulamada sorun çıkaran yasa değişiklikleri için meclisten yasa değişiklikleriyle ilerlemek zorunda olduğumuzu anlayınız. Bu konuşma bunu söyledi. Bakın. Şahaliz. Tamamlıyorum. Süreniz çoktan doldu. Lütfen. Çoktan dolmadı. 10 dakikaydı sürem. Siz 5 dakika çalıştırdınız sayacı. O yüzden. Hayır, ben ikinci 5 dakikayı verdim. Arada verdim. Tamam, ikinci 5 dakikamın sonuna geliyorum. Biter diye. Farkındayım.
Dolayısıyla Özdemir Bey, 15-20 dakika bizim olacak. Size güvenmek gibi bir zorunluluğumuz olmadığı gibi siz de bize güvenmeyiniz. Biz kardeşim, biz yasalara güvenmek zorundayız. Yasalarda eğer sorun varsa onları değiştirerek ilerlemek zorundayız. Yasalara uygun hareket edeceğimize dair bu mecliste milletvekili sıfatını kazandığımız ilk gün ettiğimiz ilk söz o yemindir. Dolayısıyla bunun etrafından dolaşarak şeffaflıktan, izlenebilirlikten, optimal sonuçlardan falan bahsedemeyiz. Bunu anlatmaya çalıştım. Belli ki yeterli olmadı ama sürem yetmedi. Dolayısıyla bunu ben tekrarlamaktan hicap duyacağım. Siz dinlemekten yorulmayacaksınız anlaşılan. Tekrar gündeme getireceğim ve sizi izlemeye devam edeceğim. Teşekkür ederim.